Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugünkü videonun başlığından da anlaşıldığı üzere Tuba Caner'in takipçisiyim ben. Koyu bir takipçisi. O kanalında makarna falan almıştı. Veronilla mı? Neydi? Veronelli makarnalarını almıştı. Sonra Instagram'da böyle bir link var, hani hediye verecek dedi, bir tencere bir de makarna kolisi. Ben de geçtim, biliyor musun? Story'yi geçtim, atladım, dedim zaten çıkmaz. Dedim zaten çıkmaz dedim, uğraşmayayım dedim. Çıktım başka şeylere baka baka. Sonra ulan dedi bir geleyim belki çıkar. Tekrar geri döndüm. O linke tıkladım, hani onların hani paylaşımında ne gerekirse onu söyledim, yazdım. Evet. Unuttum bile nasıl yaptım sen ya. Devamı. Ondan sonra işte bir şeyler yaptım dedi. Yaptım. Sonra birkaç gün geçti, ben unuttum. Baktım bana mesaj gelmiş. Hani beni şey yapmış. Benden bahsetmiş. Gülsün Hasan Tekin diye. Ben de hiç bakmıyorum. Diyorum bu kim ya falan. Anam bir baktım makarna. İnşallah çekiyorsun da neyi? Çekiyorum dakika zaten. Dakika dalıyor mu orada? He. Oluyor pardon. Getir bakayım şu kapı. Şu an kaçta? Şu an açık. İnşallah çekerim işte bunu fırlatırım sana. Neyse. Ondan sonra bir linki tıkladım, baktım. Gülsün Hasan Tekgül hesap işte şeyi kazandınız diyor. İşte tencere falan, makarna tenceresi. Ben böyle bir iptal. Şunu kapat ya. Ondan sonra İşte iletişim bilgilerini falan istedi. Ben de verdim hepsini. TCM'de. Sonra arkadaşlar tencerem böyle bir ay içindesinde geldi. Çünkü geçen cuma gelmişti. Ben Konya'ya gittiğim için şey oldu yani, yarıda kaldı. Sonra bugüne erteledik. Size böyle bir bahsedeyim tencereden. Gel buraya. Hani der misiniz ben paramla alır mıyım? Almam. Ama hediye de hayırlı. Pahalı. Pahalılığından değil. Gerek yok. Şöyle bir kapak. İnşallah neyi çekiyorsunuz? Çekiyorum ya. Bakın nasıl çıkıyor. Dur bir. Aç. Böyle. Biraz yukarıdan çek. Tamam. Açık çek ya. Ondan sonra şöyle bir ona şey. Ona mı yapışık? Değil mi? Bu böyle yapışık. Zaten yapışık. Bu böyle biraz ileriye geçsene. Böyle beni de çek. Benim güzel yüzümü. Biraz geri git. Neyse beni yiyeceksin ya. Hakikaten beni yiyeceksin ya. Arkadaşlar şöyle bir tencere. Şöyle bir resim çeksene nasıl? Çektim. Bir daha çek. Çektim. Tamam. Şöyle bir içi böyle arkadaşlar, düdüklüye benziyor. Şöyle çok güzel ama kalitesi falan harika. Karacan olmuş bir de. Ben Karaca'yı hak etmiyorum. Yo, hak ediyorum. Hak etmeseydin sonra gelmeyecekti. Aynen. Sonra böyle bir tane süzgeç. Şöyle. Şöyle güzel bir kapağı. Acaba ben bunu saklasam mı insanı? Yakından da bakın. Hasan böyle yapıyor. Böyle güzel bir şey. İstersen niye sana vereyim? Hak etmiyorum. Böyle güzel, o benim güzel bir şey arkadaşlar. Tuba Caner'e de buna teşekkür ederim. Tuba senin sayende. Tuba çok şanslı. Yani bunun şansını ben hissedebiliyorum uzaktan da. Onun şansı bana da bulaştı. Anne! Bu ne yapıyor? Şöyle takipçilerim de biraz artar ya. Yani aslında bilmiyorum, beni niye takip etmiyorsunuz? Çünkü beni seviyorsunuz, değer ediyorsunuz. Hak ediyorsun ama. Böyle arkadaşlar, tencereyi de inşallah bir dahaki seferde, şimdi evde çok yemek var. O yüzden şey yapamayacağım, makarna yapacaktım da efendim. Yarın yaparsın artık. Yarın yaparız değil mi aşkım? Çubuk makarna yapalım. Aynen. Çubuk makarna yaparız arkadaşlar. Böyleydi. Teşekkür ediyorum tekrardan Tuba ve Caner'e. Ben yarın yokum. İşte. Vallahi Hasan kalmak yok. Arkadaşlar tencerem. Ben de geleyim. Sürpriz. Ben. Tam sana eksik al. Arkadaşlar bu tencereyi bir yıkayım, kaldırayım. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar burada Hasan salatayı yapmış. Burada da kavuğumuz kızardı. Bir de bulgur pilavımız var. Şimdi onu da koyacağım. Miraç da yemek yiyor. Görüşürüz. Baba gel bakayım, bir şey fark edeceğim mi sofrada? Büyük barbar oluyor. Sofrada oturmuş.
Alasır. Gözleri nasıl açıldı bak. Bu ne? Oh. Sana ne aldım? Ya. Bunu git orada mı aldın? Hasan aldı. Dedim mesaj attım. Dedim ben baba. Bizim oradan aldım. Dedim babanın canı çekmiş. Vallahi sen de iki tane verirsen şerefsiz. 80 video diyor. Vallahi. Ben 60 liraya aldım bunu. Ah la bak. Çok güzel. Hadi afiyet olsun. Hadi sağ ol. Eline sağ ol. Vallahi billahi ya. Yok. Helal. Başlattım. Bu şeyin adı neydi ya? Nezife birimiz büyük kaşıkla yiyeceğiz. Ha buradaymış kız görmedim. Şey yaptım helva. Senin için Minecraft oynadın. Çok da güzel oldu ya. Senin için Minecraft oynadın mı? Nezife çaylar burada mı kalsın oraya mı? Bak benim telefon. Bak benim evcil. Niye? Ya ne oldu? Bak benim evcil. Ben benim evcil yüzümden. Ne zor? Sen burada yiyeceksin. Evcil zombi. E tamam ver bir. Bak evcil zombi. Arkadaşlar böyle helva yaptım çok da güzel oldu. Şiler. Şöyle. Bak evcil zombi. Tamam. Evet. Bebekler babasının dokunuşunu tanırlar. Bebek herhalde. Dedince. Ne yapar lan? Ya. Suriye benzedi. Annem gibi. Böyle gelinler var. Böyle saygı göster ama arkadan her altı yiyor. Biraz kumandayı getir. Ben böyle olacağım bundan sonra. Ne olacak tabii? Çerbiti Hasan. Hasan dibine. Vallahi işte bu. Ben böyle güzel oldum. Ha. Biraz koş. Bana bile daha güzel. Baba diyor yüzün gözükmüyor daha güzelsin. Bir de siyah parçası al. Ya, baba sen bir gün Hasan kapandı. Sana bir resimde göstereyim ölürsün. Sildim ben onu. Hayır. Tersinde... Bizde çöp kutusunda. Hasan kapandı. Miraç Hasan'ı tanımadı. Bakıyor böyle anne diye. Miraç getir kumandayı. İyi. Götür tuvalete atar onu. Koş direkt tuvalete gitti. Gel. Atar. Git dedeye git. Kumandayı ver. Bana bak bakayım. Aferin. Nasılım? İyi. Burun. Yok buranı yapmamışsın. Bakayım. Neyse ya oldu. Tatka bak. Miraç'a mı? Yalan. Arkadaşlar bu çok cüce. Hele benim tipime. Hele benim tipime. Baba biz taylon bir şey sana da yapayım. Arkadaşlar şimdi şu için şimdi keki şey yapıyoruz taylon. Dur anne dur. Tamam annem. Ben bu cüceye diyorum anne. Cüce bu. Arkadaşlar bilmeyenler burada tarifini öğrenebilirler. baba nasıl içecek? Niye onu hiç hemen sen? Sanki doğum yapmış. Çabuk iç onu. Ben onu yıkayayım. Keke'ye ondan vereceğim. Bari. Makinemiz çalışıyor. Arkadaşlar hele bir bakın. Ben Paris'e gitmiştim. Gülsün Inge bunu almış. Hele arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar hele benim tipime. Biraz önce gördüğü için. Neyin o tabağın dedin ha? Tamam. Arkadaşlar şimdi şey derimi meyve vermiştik. Var. Böyle sanki ayakları çekiliyor. Ya tamam. Ya geceye üstüden su kalmış. Ben sana babamları gittim ya. Evet. O anda üşüdüm. Ben olmuşum. Çabuk almışım. Ne oldu Miray? Ne istiyor? Kapıyı kapat. Git bakayım ne istiyor. Git buna ver onu. Bebişim ne istiyorsun? Hangisinden istiyorum ben sana vereyim? Tamam da hangisi ama? Öyle ağzını yamutma. Şu mu?
Arkadaşlar şunu istiyor mu veremem. Bebeğim bir dakika. Evet. Bebeğim hangisi? Anneciğim daha sonra gidelim. Miraç. Hadi Miraç gidiyoruz. Arkadaşlar hey bir bana bakın tipime. Sanki çok güzelmişim ya. Arkadaşlar böyle. Tamam. Arkadaşlar selamlar size tekrardan. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Video biraz karışık gibi oluyor ama artık idare edeceğiz. Çünkü benim telefonum pert durumda şu an. O yüzden bir oradan bir buradan çekiyorum. Neyse bugün Nurcanlara gideceğiz ve ben hemen erkenden kalktım. Bugün de zaten deprem olmuş. Çok kötü üzüldüm. Onunla ilgili birazdan konuşuruz da hemen konuya gireceğim. Bunları çekip hemen kendime gelmem lazım. Gerçekten şu an aşırı derecede üzgünüm. Bugün kayınpederim için karnıyarık yapacağım. Orada zaten soğanlarımı falan kavuruyorum. Hasan da biraz kıyma istedim. Yarım kilo yakın. Kıyma almış. Bir de böyle kuzu gerdanı falan almış. Bunları şey yapacağım. Bunları yarın yapacağız ama. Bunları ben yıkayacağım akşam yatarken. Üzerine biraz baharatlarla tuzla falan bekleteceğim. Yarın yapacağım. Böyle size de şimdi hemen bilgi vereyim dedim. Birazdan tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Gerçekten aşırı derecede üzgünüm. Yani modum bile yok. Ama artık ne yapalım ya. Allah yardımcılar olsun. Biz de yaşadık. Çok çok aşırı derecede kötü bir durum. Gerçekten. Miraç da burada. Ne oldu Miraç? Ne kurban olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Yeriz ya. Evinde öyle olsa kahrolur. Yeriz şu tarafa. Tamam. Her zaman da nasıl bekliyor? Oha o. Biz çok suyuz. Kayın babasına çekmiş babasına. Neye karşılığı? O güzel çocuk. Değil mi? Ne tatlı ya. Ona da ödülebilir ya. Arkadaşlar şimdi biz eve geldik. Ben geldim daha doğrusu. Hasan da babasını almaya gitti geldi. Şeyde de olmuş. Çorum'da da olmuş mu? Olacak mıymış demişler canım. Olmuş. Benim görümcemler de doğru görümcemler de orada. Onlar da sabahtan beri sokaktalarmış. Şimdi girmişler evlerine çok soğuk diye. Ama yine demişler ki 5'te veya 7'de tekrardan olacak. Ay ne kadar zor bir şey yani bizi ben onlara çok iyi anlıyorum çünkü bizim burada da gerçekten çok kötü depremler oldu. Artçılar falan zaten insanları bitiriyor. Biz bugün dün konuştuk. Yani buluşacaktık. Bugün gittik ya. Allah'ım hiç kimse bir şey ne yiyor ne içiyor. Zaten bir eli sıkışabilir. Eli Hasan. Benim zaten midem ağrıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Yiyemiyorum falan. Öyle oturduk. Böyle sürekli depremden. TikTok'tan canlı yayınlar falan izledik. Böyle. Çok çok üzgündük ya. Gerçekten. Hani iptal edelim dedik ama kadın o kadar şey hazırlamış etmiş. O yüzden ayıp olmasın diye artık şey yaptık. Gittik geldik. Midem nasıl ağrıyordu. Vallahi bir tane ilaç içtim Hasan. O biraz iyi oldu ama yine de kötü. Yani geçmedi gibi. Bendeki mide de büyük olunca ağrısı da büyük oluyor. Neyse böyle kayınpederim de geldi. O da az önce Hasan gitti aldı. İnşallah bir daha yaşanmaz. 1014 ölü var Hasan. Düşünsene. Onlar sap... Ne 1014'ü? 1121'e çıktı. Yalan. Vallahi. 1121. Düşünsene onlar sabah kalkıp bir şey gidecekti. Belki birileri yarın doğuma gidecekti bugün. Bir şey olacaktı. Küçücük çocuk vardı ya. Gerçekten çok çok üzücü bir şey. Hani ben bilmiyordum. Ben biraz üstlendim ettim ama ben sonradan öğrendim. Yani ben çok şey yaptım yani. Hani bu kadar olduğunu bilmiyordum. Hasan bana deprem falan dedi ama ben hiç bakmadım ilk. Sonra bir kalktım baktım. Allah'ım bu ne? Bir de 3-4 değil Suriye ne alaka yani? Suriye'den gelmiş zaten bu. Suriyelerden biz bir çekemediğimiz kalmadı ya artık. Baba. Efendim oğlum Suriye'de de 700 yaralı herhalde. Baba. Allah'ım çok zor. Neyse arkadaşlar ben bir şey yapayım. Kapatayım da yemek yapmıştım ya onu bir fırını çalıştırayım. Birazdan yine inşallah deprem olmazsa ölmezsek görüşürüz inşallah. Bir de bunu aldım başka bir şey almadık ki. Yeşillik çok şey almışsın yine neyse. Bunları yapacaksın inşallah aynısını yaparsın. Arkadaşlar ben şimdi Nurcanlardan geldim.
Hasan pul biber al dedim sadece. Yemin ediyorum sadece git pul biber al dedim. Gitmiş neler almış. Tıraş da olmuş. Kabak. Şunlar ne ya oradaki? Ana. Aşkım ben sana börek getirdim erzak. Hasan bakayım sana. Hani böyle dağlarda. Hani öyle dağlarda yaşayan insanlar oluyor. Engelli çocukları olur. Senede bir tıraş ettirirler. Seni de aynı öyle yapmışlar. Bu. Baba sana bunu almış. Baba sana kolibon. Yoğurt almış. Peynir, salatalık, roka falan. Çok güzel şeyler yapmış. Bunu Miraç'a koy biraz sabah. Canım Miraç daha cırıldı. Cırıldı. Seni sevdiğim peynirden aldım. He, teşekkür ederim. Kurban oldum. Sağ ol. Bu ne? Çerez almış. Al baba ye. Neyse ya baban yer günah. Ben de bir şey yapayım. Buraları toplayayım. Görüşürüz. Bu acıyı yaşıyorlar. Ne yazık ki bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugün 100 yıl fitini yaşadık. Miraç dedeye git öp. Dede öp. Koş dedeye öp. Bakalım öpecek mi baba? Git dedeye öp. Bir kopar olsun kade. Bir kopar olsun tamam. Tamam biraz geri git biraz geri git. Nasıl eğiyor kafasını ya. Tamam. Uyuk kafaya kopar olur. Uyuk kopar olur. Uyuk kopar olur. Uyuk kafayı vuruyor. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan söyleyeyim. Yazılarla bunu belirttim ama yine de söyleyeyim. Ben gerçekten yani depremin bu kadar şiddetli, bu kadar hasar bırakacağını bilmeden videoya devam ettim ve görmemiştim dediğim gibi. Yani Hasan beni uyandırdı. Ben hiç telefona bile bakmadım doğru düzgün. Kayınpederim haberleri dinliyordu. İşte deprem oldu. Şurada burada bu yıkıldı. Burada onmuş bilmem neymiş. Hiç böyle bir şey düşünemedim ya. Böyle olamaz yani. Olamaz dedim. Ve hani biz arkadaşımıza gittik ya ben şu an hani hesap verdiğimi düşünmeyin. Sadece ben kendi içimi rahatlatmaya çalışıyorum. Çünkü hani gerçekten bu kadar bir baksanıza benim dudaklarım hep kurudu. Ben hep Hasan burucu sürüyor resmen. Dudak çatlayıcı, önleyici. Bizim hep üzüntüden böyle mahvolduk biz. Ben stresten hep dudağımı yiyorum, tırnağımı yiyorum. Allah'ım çok üzüldük. Hani bu kadar şey olacağını bilseydik inanın ki ben hiçbir şeyde gitmezdim, etmezdim ama ben böyle oraya gittim, baktım videolar geliyor TikTok'tan. Allah'ım ben inanamıyorum dedik. Biz herhalde kıyamet koptu. Gel anneciğim. Ne oldu? Ne istiyorsun? Bu. Oy, bekleyin mi? Arkadaşlar Miraç durmadı ya. Bir şeyler istedi onu verdim de. Nerede kaldığımı unuttum. Yani dediğim gibi hiç böyle bilgi olmadan böyle tam anlamıyla bakmadan ben normal deprem sandım. Ama bu bence deprem değil arkadaşlar. Yani böyle bir deprem asla yani hayatımda ben böyle bir şey görmedim ya. Bu gemiler gelip gidiyor. Sanırım Bilecik depreminde de bu şekilde oldu. Hani gemi 2 gün önceden geldi. Sahilde bir 2 gün durdu gitti. Sonradan depremler meydana geldi. Şimdi bazı kesimler tabii ki biz de dindarız. Biz de Allah'ı, kitabı, Kur'an'ı biliyoruz. Allah'ın doğal afetlerini, her şeyini biliyoruz. Ama arkadaşlar şöyle bir şey, şöyle bir mantık da var. Böyle Simpsonlar diye bir çizgi film var. Onlar her şeyi böyle önceden söylüyor. Diyor ki bu böyle böyle olacak. Onların dedikleri hep şey çıkıyor. Her şey çıkıyor yani. İstanbul için de çok üzgünüm. İstanbul yani biz kendimiz için de çok üzgünüz tabii ki ama İstanbul için de bekleniyormuş. Yani böyle eğer ki yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bu deprem bu kadar can aldı ki ben 1,5-2 milyonun üzerinde ölü bekliyorum ama bence doğru değil yani bunlar.
bizim üst komşu vardı, en üst komşu yıllar önce. O gitmiş. Abi diyor, cesetler, bebek cesetleri, çocuk cesetleri, büyük cesetleri, hepsi diyor üst üste diyor. Hani zaten bir oda dolusu ceset var diyor. Yani bunlar burada 1000 kişi var diyor. Burada 2000, bir vilayete gitmişler. Atıyorum Manisa'ya, Hatay'a gitmişler. Burada zaten 5000, 10000 kişi var diyor. Öbür yerleri hiç hesap edemiyorum. Neyse, o da şey yapmış. Bunu koyamam da. Bir tane çocuk çıkartmışlar. Nasıl seviniyor? Nasıl videoda seviniyor? Çok şükür, Allah'a ekber. Bir bakıyor çocuk donmuş. O böyle şok, iptal olmuş orada. Beni çok üzen, şimdi ağlaya da bilirim, ağlamak istemiyorum. Çok üzen, çok orada beni böyle etkileyen bir çocuk. Böyle bu Pima Pen var ya, böyle başına girmiş. Kurban olayım, Allah'a kesin Miraç gibi böyle bakıyor. Böyle bakıyor. Hani o çocuk 2 gün mü, 2 gün sonra mı, kaç gün sonra kurtuldu. Hep oturmuş. Düşünsenize, 2 gün boyunca o çocuk oturmuş. Allah'ım, Allah'ım sen koru ya Rabbim. Bir de kazıcılar giderken kadın kafasını kaldırmış, çocuğum size emanet falan diye ölmüş. O da ağlıyor anne anne diye. Çok zor. Çok çok zor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, size şundan anlatayım, kapanış yapayım. Yani ben şu an bu videoyu yükledim, bizim için bir meslek. Mesela insanlar nasıl işlerine tekrar dönüyorsa, bu da bizim için bir iş arkadaşlar. O yüzden hani sakın yanlış anlamayın. Bir de şöyle bir şey, hani inanın ki kayınpederim olsun, ben olayım, Hasan olsun, evde böyle yemek yiyoruz ya, sofrayı kuruyoruz. Miraç gel. Gel annem. Bu ne ya? Bu ne istiyor? Biliyorsunuz biz böyle etçil bir aileyiz. Yani eti çok falan severiz. Al annem. Al. Al, yiyecek misin? Al Miraç, al bunları babana götür. Baba sana karışsın. Olur mu? Biz etçil bir aileyiz. Hı? Ben bir Miraç'a bakayım. Tamam, teşekkür ederim. Biz etçil bir aileyiz arkadaşlar. Yani böyle tabii ki kayınpederim de bizim misafir olduğu için, yani baba kusura bakma benim moralim bozuk, İşte cenaze var, sana yemek yapamam da diyemiyorum. Ona da en güzel şekilde onu da ağırladım. Hani yemek de yaptık ettik ama yemin ediyorum sanki zehir yedik. Dur hadi git. Miraç bizi yedi vallahi. Dediğim gibi sanki zehir katran yedik. Yani öyle böyle artık kayınpederim, böyle kayınpederim nasıl ağlıyor. Nasıl ağlıyor, kurban olurum, canlarım, bilmem ne. Çok kötü arkadaşlar. Ben 7 yıllık evliyim. Size yemin ediyorum, ben Hasan'ı ilk kez, Hasan ablasını kaybetti. Diğer akrabalarından bir insanları, bir tane Hanife diye bir iş arkadaşını da kaybetmişti Hanife abi. O da denizde boğulmuş arkadaşlar. Midye toplamaya gitmiş. Midye toplarken hani normalde ipe böyle basılın, böyle yapınca çekmesi lazım insanların. O da ipimi kaybetmiş, ne yapmış? O da çıkamamış denizden. O da vefat etti, şehit oldu denizde. Bir onda böyle çok kötü oldu. Bir de bu durumda yani gerçekten hepimizi yıprattı. Yani biz var ya, yemin ederim ay böyle psikolojim bozuldu. Miraç'a bile bakarken utanıyorum. Miraç'a böyle bakıyorum. Allah'ım. Şimdi Miraç da emzikli. Ya diyorum o emzikli. Miraç mesela, ben ona 5 dakika geç cevap vereyim, hemen ağlar. Hemen kendini yırtar. Allah'ım. O çocuklar ne olacak diye çok üzüldüm. Allah bütün hepsinin mekanını cennet etsin. İnşallah mekanları cennet olsun. Kalanlara da sabırlar ihsan eylesin inşallah. Yani böyle günlük rutinlerimize artık devam edeceğiz bundan sonra. Tabii kırmak istemiyorum. Instagram'dan aşırı derecede hani beni de bizim akrabalarımız, Hasan'ın akrabaları öldü arkadaşlar. 3 tane çocuk, bir tane babaları, anneleri şu an hastanede. Hani sizi de şey yapmak istemiyorum. Tabii insanlar şöyle mantıkta değil. Ay canımız sıkılıyor şöyle böyle değil. Kafa dağıtmak için istiyorlar, anladınız mı video? Birkaç böyle 5-6 kişi yazmış arkadaşlar. Hani sen, sizde bir şey var mı? Hani akrabalar falan var ya, Konya'da da yok dedim çok şükür. Allah'ın izniyle de hiçbir şey olmadı yani Konya'da da. Bu yüzden hani yükleme gereği duydum. Hani tabii ki de
acımız taze. 7 gün yası ilan edildi. 7 günden sonra ben şey yapmak istemedim, yüklemek istemedim ama bir yandan da tabii ki bu da bizim için bir, yani bizim için bir kafa dağıtma yeri, bizim için bir meslek. Mesela insanlar nasıl işlerine tekrar dönüyorsa bu da bizim için bir iş arkadaşlar. O yüzden hani sakın yanlış anlamayın. Bir de şöyle bir şey, hani inanın ki kayınpederim olsun, ben olayım, Hasan olsun, evde böyle yemek yiyoruz ya, sofrayı kuruyoruz. Miraç gel. Gel annem. Bu ne ya? Bu ne istiyor? Biliyorsunuz biz böyle etçil bir aileyiz. Yani eti çok falan severiz. Al annem. Al. Al yiyecek misin? Al Miraç. Al bunları babana götür. Baba sana karışsın. Olur mu? Biz etçil bir aileyiz. Hı? Ben bir Miraç'a bakayım. Tamam. Teşekkür ederim. Biz etçil bir aileyiz arkadaşlar. Yani böyle tabii ki kayınpederim de bizim misafir olduğu için hani baba kusura bakma benim moralim bozuk, İşte cenaze var sana yemek yapamam da diyemiyorum. Ona da en güzel şekilde onu da ağırladım. Hani yemek de yaptık ettik ama yemin ediyorum sanki zehir yedik. Dur hadi git. Miraç bizi yedi vallahi. Dediğim gibi sanki zehru katran yedik yani, öyle böyle artık kayınpederim böyle nasıl ağlıyor, kurban olurum canlarım bilmem ne, çok kötü arkadaşlar. Ben 7 yıllık evliyim, size yemin ediyorum ben Hasan'ı ilk kez, Hasan ablasını kaybetti, diğer akrabalarından bir insanları bir tane Hanife diye bir iş arkadaşını da kaybetmişti Hanife abi, o da denizde boğulmuş arkadaşlar. Midye toplamaya gitmiş. Midye toplarken hani normalde ipe böyle basılın böyle yapınca çekmesi lazım insanların. O da ipimi kaybetmiş, ne yapmış? O da çıkamamış denizden. O da vefat etti, şehit oldu denizde. Bir onda böyle çok kötü oldu. Bir de bu durumda yani gerçekten hepimizi yıprattı. Yani biz var ya, yemin ederim ay böyle psikolojim bozuldu. Miraç'a bile bakarken utanıyorum. Miraç'a böyle bakıyorum. Allah'ım. Şimdi Miraç da emzikli. Ya diyorum o emzikli. Miraç mesela ben ona 5 dakika geç cevap vereyim. Hemen ağlar. Hemen kendini yırtar. Allah'ım. O çocuklar ne olacak diye çok üzüldüm. Allah bütün hepsinin mekanını cennet etsin. İnşallah mekanları cennet olsun. Kalanlara da sabırlar ihsan eylesin inşallah. Yani böyle günlük rutinlerimize artık devam edeceğiz bundan sonra. Tabii ki içimiz buruk bir şekilde. İnanın ki insan çok üzülüyor. Yani benim kanım canım hiçbir şeyim olmamasına rağmen ben yıprandım. Yani tabii bağışlarımızı yaptık. Ben eşya falan göndermedim arkadaşlar. Bağış yaptık. Hasan, kayınpederim, annem, Hasan'ın ailesi. İnşallah yerine ulaşır inşallah. Böyle de arkadaşlar yani beni lütfen bu zor zamanlarda yok video yüklüyorsun şöyle yapın böyle yapın diye lütfen linçlemeyin. Çünkü bu da benim bir işim. İnanın ki mutlu değilim. Yemin ediyorum ki mutlu değilim yani. O yüzden size hakkınızı helal edin. Bir de şöyle bir şey, bana sanırım takipçim hatırlamıyorum ama Elif diye bir arkadaşlar bundan bir hafta önce, yani düşünün depremden bir hafta önce bana yazmış. Deprem bir videosu paylaşmıştım. İşte burada böyle geçen gün 5 nokta bilmem kaç deprem oldu. Az kalsın evler yıkılacaktı. Daha büyük bir deprem olursa düşünemiyorum. Felaket olur falan yazmış. O kadın, kıza da ulaşamıyorum. 1000 kişi resmen yorum yapmış. 1000 kişi onu sormuş. Kesinlikle ulaşamıyorum. Ona da ulaşmak istiyorum. İnşallah beni izler. İnşallah ona ulaşırım. Elimden gelen her türlü desteği de ona sağlarım. Allah'ın izniyle. Böyle arkadaşlar. Yani kusura bakmayın yani yükledim ama gerçekten şöyle kalbimi açıp böyle baksanız içindeki acıyı size anca o şekilde tarif edebilirim. Mekanları cennet olsun inşallah. Allah'ın izniyle de hiçbir şey olmaz bu saatten sonra ama ha Miraç. Gel. Benim hep böyle içime kötü şeyler doğuyor. Hani hiç düşünmek istemiyorum ama gerçekten üzülüyorum. Yani İzmir hakkında da sanki böyle Mart'ta falan bir şey olacakmış gibime geliyor.
Bu yüzden korkuyorum. Ve deprem çantası hazırlayacağım. Sizinle birlikte hazırlamayı düşünüyorum. Biraz bir şeyler alacağım. Onu sizin için de çekerim arkadaşlar. Neyse ben çok uzattım. 9 dakika oldu. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Bu arada bir sürü yeni abone geldi. Ama yemin ediyorum ki hani ben hep yani gerçekten her şeyin hayırlısını isteyin. Allah'ım diyordum hiç abonelerim çoğalmıyor. Yani şu 10 günde benim 2000 taneye yakın abonem geldi. Dur Miraç. Ama Allah şahit hiçbirine sevinemedim. Ah sevinemedim çünkü hepsi deprem videosunu izleyip geliyor, anladınız mı? O yüzden hep içim bir buruk. O yüzden Allah her şeyin de hayırlısını versin. Size pek fazla sıkmayayım. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Duyalarınızı da esirgemeyin depremzedeler için, yardımlarınızın da. Allah hepinize yardımcı olsun. Bize de aynı şekilde. Hoşça kalın. İnşallah diğer videolarda da görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.